Evet, herkese selamun aleyküm. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Şimdi bu sene Sıla Yolu 2024 yolculuğuna başlayacağız inşallah. Bugün tarihlerden 5 Temmuz 2024, saat yaklaşık 20.15. Ve ilk defa şimdiye kadar hep normal arabayla gittik. Bu sefer böyle farklı bir deneyim yapacağız. Karavanla gideceğiz inşallah. 3,5 tona kadar olan bir karavan. Mazotumuzu fulledik. Suyumuzu doldurduk. Eşyalarımızı yükledik. İşte iki çocuğumuz var. İki çocuk. Birisi 7 yaşında, birisi 4 yaşında. Bakalım nasıl bir deneyim olacak. Hep beraber sizleri bu yolculuğa beraber götüreceğim. Umarım videoyu beğenirsiniz. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Herkese şimdiden hayırlı yolculuklar dilerim. Gideceklere, gidenlere sağ salim gidip gelmek nasip etsin Allah inşallah. Umarım kazasız belasız yolculuk olur. Evet, tekrardan herkese merhaba. Umarım beni iyi duyarsınız. Biraz kusura bakmayın sesten dolayı. Karavanımız yeni model değil, motoru o kadar sessiz değil. 99 model. 2.8 motor, dizel motoru var. O yüzden inşallah beni duyabilirsiniz. Şöyle havalandırmayı falan da kapatayım. Şu an yola çıktık. Yaklaşık 50 kilometre geldik buraya kadar. Karanlık da çökmek üzere. Almanya'da A3'ten devam ediyoruz. Yani Essen'den kalktık. Yerimizden. A3 üzerinden devam ediyoruz. Navigasyonu Viyana diye verdim. Navigasyon Viyana için 975 km dedi. Ve yeşil 9,5 saat gösteriyordu. Bu şimdilik iyi bir haber. Yolların serbest olduğuna dair iyi bir haber. İnşallah böyle devam eder diye düşünüyorum. Yani pek aslında ana yol üzerinde çok kalabalık olur aslında. Ama daha ilerlerde kalabalık olur diye düşünüyorum. Bakalım inşallah böyle bölüm bölüm ara ara size önemli yerlerde paylaşımlar yapmaya çalışacağım. İşte vinyetler olsun, durduğumuz yerler olsun. Bakacağız bakalım. Rotam da tam belli değil. Kafamdan bir şey geçiyor. Yani şöyle diyeyim. Avusturya, Macaristan, Sırbistan, Makedonya, Yunanistan üzeri gitmeyi düşünüyorum. Ama bu kesin bir şey değil. Yani yol güzergahına göre, yoğunluğuna göre belki yönümü değiştirebilirim. Kalabalık olursa farklı kapılardan gitmeye çalışacağım. Yani bile bile ana kapılara gitmeyeceğim. 2 sene önceki videolarımdaki gibi. Bakalım inşallah yolculuğumuz güzel geçmeye devam eder. Şimdilik buradan hoşça kalın. Görüşmek üzere. Evet, herkese yeniden selamünaleyküm diyorum. Şimdi ilk molamız için durduk. Yaklaşık bir 245 kilometre geldik. Frankfurt'a yakın bir bölgedeyiz. 30 kilometre kaldı. İki araba gittiğimiz için diğer araba ihtiyaç molası için duralım dedi. Böyle işte durmuşken bir kahve içiyoruz. Ondan sonra inşallah fazla oyalanmadan devam edeceğiz. Fazla oyalanmadan derken yani mümkün mertebe gece yol almaya çalışıyorum. Çünkü şu an yol müsait. Bu yolu eğer gündüze kalırsak yol kalabalıklaşacak. Yani yoğunlaşacak. Dolayısıyla yoğunlaştığı zaman da daha zor olur diye düşünüyorum. O yüzden mümkün mertebe uykumuz gelene kadar, yani uyku tam bastırmadan gece yol alalım diye düşünüyorum. İnşallah dediğim gibi ara ara böyle paylaşımlar yapacağım. Bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere. Arkadaşlar, size karavanı göstermeyi unuttum. Şöyle 1999 model demiştim. Karavanım var. 6.65 metre uzunluğunda. Alkovenli. Üstü yataklı. Üstte 2 kişi yatabiliyor. Ortada 2 kişi yatabiliyor. Arkada 2 kişi yatabiliyor. Şöyle etrafından bir gezdireyim size. Arkasında bisiklet tutuşusu var ama bisiklet götüresim vardı normalde. Sonra vazgeçtim. Şöyle. A3 üzerindeyiz şu an. İlk molamızı yapıyoruz. 245 kilometre, 265 kilometremine geldik. Şöyle. 4 kişi gidiyoruz dediğim gibi. Yanımda hanım var ve 2 çocuğum var. Böyle 4 kişili bir yolculuk yapıyoruz. Çekicimiz de Huawei LT35
1999 model. İnşallah bakalım ilk deneyimimizi yapıyoruz. Evet arkadaşlar, saat sabah 3.30. Şu an ikinci molamızı yapıyoruz. Nürnberg'i geçtik. Passau tarafına, Suben sınırına tam 200 km var şu an. Hatta 194 km var. Şöyle karavanımız arkada görüyorsunuz. Bayağı yoğun yollar. Dinlenme yerleri çok yoğun. Her yerde araba var. Her yerde gurbetçi var. İkinci molamızı yapıyoruz. Rahat rahat. Şu an tekrar bir böyle kahve yaptım kendime. Biraz daha ayılmak adına. Saat 9'da çıkmıştık akşam. Şu an saat 3.30 ve sınıra 194 km var. Bence iyi ilerliyoruz diye düşünüyorum. Bakalım inşallah böyle devam eder. Yarın gündüze kalmak istemiyorum Almanya'da. Çünkü yarın çok kalabalık olacağı söyleniyor. O yüzden bir an önce buradan devam etmemiz lazım mümkün mertebe. Gidebildiğimiz kadar. Haydi bir sonraki videoda görüşürüz. Hatta size şöyle göstereyim. Bayağı böyle her yer Türk gurbetçi. Değişik bir dinlenme yerine geldik. Işıklı mışıklı. Şöyle. Yoğunluk devam ediyor. Biz kahvemizi içelim. Biraz hareket edelim 5-10 dakika. Ondan sonra yolumuza devam inşallah. Evet arkadaşlar, tekrar herkese merhabalar, günaydınlar diyorum. Hayırlı sabahlar diliyorum. Şu an saat 5'i çeyrek var. 4.45. Ve Passau 111 km yazıyor. A3 şu an çok güzel ilerliyor, çok şükür. Saat sabah erken saatler olmasına rağmen devam ediyoruz. Ben sonra inşallah otobandan değil, yani yakıt alacağım. Yakıt almam gerekecek. 605 km gelmişim şu ana kadar. Yakıt almam gerekecek. Ve bu yakıtı otoban üzerinden almayacağım. Çünkü otoban üzerinde 50 sent, yani litresi 50 sent daha pahalı. Gerek yok. Ben şimdi 76-70 litre alacağım diyelim en kötü. Karavanın büyük deposu var 76 litre. 70 litre alsam 50 sentten hesaplasanız 35 euro, yani otobanda alırsam 35 euro fazla vermem gerekiyor. Gerek yok. Bu 35 euroyu ailemle başka türlü değerlendiriyorum. Mesela bir yemek yerim, şey yerim. Ben öyle yapıyorum. Herkesin kendi bileceği iş. Dışarı çıkmak demek, yani böyle dışarı çıkıp da 15-20 dakika yolu dolandırmak demek değil. Genelde hemen 300-500 metre içerisinde ya da en fazla 1 kilometre içerisinde hemen bir yakıt istasyonu geliyor, dolduruyorsunuz. Yine tekrar aynı otobana girip devam ediyorsunuz. Aslında zor bir şey değil. Ama dediğim gibi herkesin kendi bileceği iş. Biz şimdi böyle devam ediyoruz. Serbest serbest. Gün içerisinde yoğunlaşacağını düşünüyorum. Ki ADAC'nin sayfalarında da öyle yazıyor. Yoğun trafik bekleniyor. Evet, şu an tabelalarda görüyoruz. Passau 107 km. A3 üzerinden. Otoban gayet güzel. Ara ara 3 şerit oluyor, 2 şerit oluyor. Çok şükür. Yakıt alırken inşallah tekrar görüşmek üzere. Evet, tekrardan herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi Passau Zentrum diye çıktım. Hatta Passau Nord diye çıktım, pardon. Ondan sonra bir tane Shell buldum. 3-4 kilometre yakınlarda. Fiyat burada gözüktüğü gibi 1.75.9. 2 sentte Klubsmart kabat vardı. İndirim vardı. Ondan 1.73'e geldi. Otobanda da 2.05 miydi? 2.10 muydu? Öyle bir şeydi. Bayağı fark vardı yani. Neyse. Ondan sonra gelmişken Shell'e gelmişken baktım vinyet de satılıyor. Ondan sonra şu an saat 6 gibiydi. Sabah 6. Dedim günlük alsam yeter bana dedim ben. O da 8.60 tuttu. 8.60 tuttu. Oradaki kasadaki görevliye plakanızı söylüyorsunuz. Sistemden giriyor. Ondan sonra size kağıt veriyor. Plaka doğru mu? Doğruysa imza atıyorsunuz. Ondan sonra ödemesini yapıyorsunuz. Aynı şekilde tabii online de olur bu. Ona dikkat edin. Yani plakayı girdikten sonra
mutlaka kontrol edin. Doğru olduğuna emin olun, sonra imza atın. Yoksa almadığım, hani vinyet almadığı muamelesi görürsünüz. Şu an duyduğum kadarıyla 160 euro cezası varmış vinyet almamanın. O yüzden biz böyle Shell'den yakıtımızı aldık, fullledik ve şimdi devam ediyoruz inşallah. Tekrar Avusturya'da tekrar görüşmek üzere. Evet, saat sabah 7 ve Avusturya'ya girmemize 1 kilometre kaldı. Yoğunluk devam ediyor. Günlerden 6 Temmuz Cumartesi sabah saat 7. Yoğun ve akıcı olarak devam ediyor. Şu an sınırı geçmek üzereyiz. Bakalım burada herhangi bir değişiklik var mı? Nach 800 Metern weiter auf A8. Şu an İn Nehri'nin üstünden geçiyoruz. Biraz yavaşladı. Den Straßenverlauf von 8,5 Kilometer ayırıyor. Normalde burada kontrol olmaması lazım. Avrupa Birliği ve Schengen'den dolayı. Direkt serbest geçiş. Ama yine de bazen teftiş amaçlı tek tür kontroller yapılabiliyor. Ama yok gibi duruyor. Herkes hızlı geçiyor çünkü. Evet, burada sağ tarafta vinyetini almayanlar, internetten almayanlar, benzinlikten de almayanlar bu sağ taraftan gidip vinyetlerini alabiliyorlar. Şurada kulübeler var. Şurada gördüğünüz gibi kulübeler var. Yoğunluğu görüyorsunuz burada, herkes vinyet peşinde. Ya da buradan almam ben diyorsanız şurada bir Shell var. Oradaki Shell, buradaki Shell'den de alabiliyorsunuz. Ve şimdi Avusturya'ya girmiş bulunuyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Az sonra inşallah bir durup güzel bir yerde biraz ilerledikten sonra bir Hofer, yani Aldi'ye uğramak istiyoruz. Yumurta alacağız, ekmek alacağız. Ondan sonra güzel bir kahvaltı yapmak istiyoruz. Ondan sonra güzel bir kahvaltı yapıp sizlerle bunu da paylaşmak istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Evet, tekrardan herkese merhabalar. Saatlerimiz yaklaşık 9'u gösteriyor sabah. Ips an der Donau diye bir yerdeyim. Yol üzerinde. Bir ekmek alalım dedik. İşte Kaiserzemmel Brötchen alalım dedik. Yumurta alalım dedik. Şöyle bir Hofer'e geldik, Aldi'ye. Evet, yavaş yavaş yorgunluk bastırıyor. Yalan yok. Ama riske de gerek yok. O yüzden şimdi ekmeğimizi aldık, yumurtamızı aldık. Biraz sonra hanım güzel kahvaltı hazırlayacak. Otoban üzerinde tekrar güzel bir yer bulmaya çalışacağız. Ondan sonra onlar kahvaltı hazırlarken ben de dinlenmiş olacağım biraz. Sonra bakacağız yolun durumuna göre. Evet, karavanımız da böyle. Evet, Ips an der Donau, Hofer'dayız. Herkese tavsiye ederim. İşte hem ufak bir mola oluyor, hem de işte buranın ekmeğini, tadını tuzunu almış oluyorsunuz. Güzel oluyor yani. Bir sonraki videoda kahvaltıda görüşmek üzere. Evet, şu an böyle Viyana'ya 50 kilometre kala bir mesafedeyiz. Dinlenme yerindeyiz ve burada da menemenimizi yapıyoruz. Olmazsa olmazlardan yolda menemen. Devamı birazdan. Evet, kahvaltıya menemenimizi yapmaktayız şu an. Söz verdiğimiz gibi. Bir yandan çayımız da demleniyor. Burada. O demlensin. O demlenene kadar buna devam ediyoruz. Bu menemen bize göre artık böyle sıla yolunda olmazsa olmazlardan olmaz. Bilmiyorum, iyi gidiyor yani.
Bizim hoşumuza gidiyor. Bu kısa atışlı mı olacak? İyi atış. Tuz? Tuz katarsın. İçeriden almamız lazım. Viyana'ya 50 kilometre kala bir yerdeyiz. Dinleme tesisi. Kesselhof diye bir yer. Orayı göster. Kesselhof. Yazıyor bak orada şurada. Yavaş yavaş yorgunluk bastırıyor. Buraya kadar hiç dinlenmedik. Yaklaşık bir 900 kilometre geldik buraya kadar. 900-950 kilometre geldik. Bakalım inşallah. Belki kahvaltı yaptıktan sonra biraz canlanırız. 12 saatten beri yollardayız. 12-13 saatten beri yaptığımız molalarla beraber. Çocuklar da enerji atmış oluyor. Böyle şeyler iyi oluyor. Hatta yaramazlık da yapıyorlar. Şimdi olmaz kızım. Anne, su çok ama bugün. İlerlememiz lazım. Evet, şimdi de devrettim ben menemene. Tuzumuzu katıyoruz. Ne hikmetse bu Avusturya'ya geçtiğimizden beri hava çok sıcak. Birdenbire güneş çıkmaya başladı. Bizim oralar hep yağmurluydu, soğuktu. Şimdi burada ortam hemen güneşe doğru yaklaştığımız belli oluyor. Yoksa fena olmalı aslında. Evet, şimdi yumurtalar da girdi. Islanmasaydın, suyla oynamasaydınız orada o zaman. Bir elde kamera tutup diğer elle menemen yapmak, yemek yapmak biraz zormuş tabii ama oluyor, niye olmasın? Şöyle. Bunu biraz şimdi kendi haline bırakalım. Az sonra görüşmek üzere. Evet, tekrardan herkese merhabalar. Günlerden 6 Temmuz saat 13.55. Yaklaşık 3-4 dakika içerisinde Avusturya Macaristan sınırına gelmiş olacağız inşallah. Bayağı yoğun geçti. Şu an yine hafifledi. Ama muhtemelen tam sınır bölgesinde bir yoğunluk olacak yine. Bir niyet de şuydu buydu. Yani cumartesi olmasına rağmen, yani cumartesi olduğu için daha doğrusu çok yoğun ve tatil başlangıcı aynı zamanda. Çok sıcak. Şimdi öyle son birkaç kilometre kaldı sınır geçişi için. Sizlere bunu göstermek istedim. Macaristan için bilet almadım henüz. Bizzat oraya gittim. Orada alacağım bu sefer. Her zaman internetten alıyordum. Bu sefer artık yollardan alıyorum. Hem değişiklik olsun diye, hani bakalım kaç paraya satıyorlar falan öğrenmek adına. Soldaki patladı.
çekti benim de. Benim şeridi çekti. Sana yaptı zaten. Ben 130 gidiyorum ki, ben 110 gidiyorum. 105, 107 olur mu orada gidiyorum. Şu soldaki hızlı geldi. Bak mesela böyle gitti ya, o da böyle gitti. Görmüş olduğunuz gibi, bilmiyorum videoya ne kadar yansıdı. Sol şerittekine az önce flash patladı. Nach 800 Metern befindet sich das Ziel auf der linken Seite. İşte sınıra yaklaştım diye basıyorlar son son. Ondan sonra öyle. Sonradan celeme geliyor. Neyse. Şimdi 100'e düştü. Sonra 80'e düşüyor. Das Ziel befindet sich auf der linken Seite. Nikelsdorf, Egies, Halom sınırındayız. Şu an geçişimizi yavaş yapalım. Evet, görüyorsunuz düz Budapeşte. Sağ taraf Shell, sonra Vinyet. Ama önce bir geçmemiz lazım buradan değil. Bu Avusturya'da son son hızı almak için önce geçelim, sonra vinyetimizi alalım. Burada da var vinyet aslında ama çok kuyruk var burada. Da çok rüzgarlı. Yani sesten, eğer video ses, rüzgar sesi yansıyorsa kusura bakmayın. Sakin bir şekilde buraya geçiyoruz inşallah. Evet, görüyorsunuz diğer tarafta Avusturya polisi girişi kontrol ediyor. Karşı tarafta görüyorsunuz kuyruk var, Avusturya polisi Avusturya'ya girenleri kontrol ettiği için biraz sıra var. Şimdi buradan sağa dönüyoruz. Ondan sonra meşhur vinyetlerimizi alalım diyorum. Yani burası kapalı, düzden atlıyoruz. Eyvah. Burası daha mı kalabalık? Eyvah. Yok, aslında kalabalık değil, yavaş gidiyorlar. Evet, ilk defa şu an normal araba vinyeti değil de karavana göre bir vinyet alacağım. Onu da merak ediyorum açıkçası. İllaki pahalı olacak yani, belli. Videonun başında da söylemiş olduğum gibi daha önce hep normal arabayla gidiyorduk. Şimdi ise evet, şurada sağda görüyorsunuz. Oraya gideceğim şimdi inşallah. Tekrar şöyle döneyim şurada. Şuradaki kulübeler benim öğrendiğim kadarıyla buralarda görmüş olduğunuz kulübeler bir tık daha pahalı oluyor normal fiyata göre. O yüzden az önce göstermiş olduğum yer resmi devletin kulübesi diyebiliyorum. Şimdi vinyetimizi alalım. Ondan sonra tekrar görüşmek üzere. Evet, az önce belirtmiş olduğum yer, burası resmi yer diyebiliyorum. O yüzden buraya gideceğiz. Diğer kulübeler zaten bir tanesi, iki tanesi kapalı. Şöyle resmi yere gidelim. Zaten en çok kuyruk da orada.
Oraya gidelim. Böyle ruhsatımızı aldık. Artı paramızı aldık. Şimdi burada alalım bakalım vinyetimizi. Ne diyecekler bizlere? Okey. Bu niye bu kadar pahalı ya? Ya işte fiyatlar güncellenmiş. Kategori kategori. Avusturya. 1 euroyu 280 forint'ten bozuyor. Plakayı kontrol etmen lazım. Duydun mu Yavuz? Plakayı kontrol etmen lazım. İmza atmadın önce. 31. Ya. Kontrol et. YS, MNS, tamam. Tamam, imza at. Bu ne? Nemetorşak. İmza at, imza. Merak etme. 10 euro mu gitti buraya? 19. 19 mu aldı? 19. Eyvah eyvah. Evet, böyle günlük vinyet aldık şu an. Herhalde aynen günlük vinyet. 6 Temmuz 23.59'a kadar geçerli. 14.07'de aldık. Yani biraz çabuk olmamız lazım. 27 euro para istedi benden. Kategori D2. Ben karavan olduğum için D2 aldı benden. Buna çok dikkat edin. Doğru yaptığına. Ve plakayı da kontrol etmeniz lazım. O çok önemli. Eğer yanlış yaparsa, siz de imza atarsanız aynı şekilde burada da almadı gibi olur. Ve eve ceza gelir. Söylemesi benden yani. Evet, şimdilik Macaristan'da devam ediyoruz. Vinyetimizi aldık. Ve inşallah şöyle Macaristan'dan, yani Avusturya'dan geçip çıkıp Macaristan'dan devam ediyoruz. Evet, şu an akşam saat tam 22.00, 6 Temmuz. Dinlene dinlene geldik ve Herceksanto sınır kapısındayız. Herceksanto sınır kapısında önümde şu an 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 araba var. 8. araba benim. Bomboş yani, süper. Röşke full dolu gözüküyordu. Bu çok iyi oldu böyle olması. Röşke'de hiç bekleyesim yoktu çünkü. İnşallah böyle güzel devam eder. Evet, şu an aslında 7-8 araba var sadece. Ama bir kapı daha açıyor sanki. Bilmiyorum niye öyle oldu. Aynen, bir kapı daha açıyor. Daha hızlı yürümesi adına. Heh, kavga edecekler. Kavga edecek bir durum yok ki zaten. Hızlı yürüyor. Ben bu tarafa geçeyim. Böyle süper oldu. Çok şükür. 2 sene önce de buradan gidip geldim. Herceksanto sınır kapısından. O zaman da çok beklememiştim. Bugün de aynı şekilde öyle oldu. Teknoloji sağ olsun yani. Evet, Macaristan'ı problemsiz bir şekilde geçtik. Şimdi inşallah Sırbistan'a gireceğiz. Herceksanto sınır kapısından. Herceksanto Bački Brek kapısından. Macaristan işlemini hemen yaptı. Bakalım burada herhangi bir kontrol olacak mı karavanımıza? Çok merak ediyorum. İnşallah olmaz. Çünkü zaman alıyor. Öndekileri bagajı açtırıyor çünkü. Nasıl olacak bilmiyorum. Evet, şu an Herceksanto Bački Brek kapısından başarılı bir şekilde geçtik çok şükür karavanımızla. Pasaport kontrolü yapan görevli memur işte kaç kişi diye sordu. 4 kişi. Ondan sonra karavana yan kapıdan girip baktı. Hani kişiler doğru mu diye. Doğru. Olmaz, ekstra başka bir kişi daha var mı diye baktı. Başka bölümlerde. Olmadığını gördü. Ondan sonra tamam dedi. Sonra evrakları geri verip bir ileride hemen gümrükçü vardı. Gümrükçüde ne kadar para var yanında dedi. İşte söyledim. Ondan sonra elektronik yeni falan bir şeyler var mı dedi. Yok dedim. Ondan sonra kapıyı açtı, geçebilirsin dedi. Yani çok cana yakın kişiler denk geldi. İlk defa.
Normalde buralarda hep böyle gıcık kişiler oluyor, böyle sert kişiler oluyor. Ama hayret yani, en çok korktuğumuz Sırbistan'da değişik bir şey oldu yani ilk defa. Şimdi dediğim gibi sınır kapısından girdik. Şimdi inşallah yönümüz ana otoban Novi Sad'dan bağlanıyordu galiba burası. Sonra tekrar Novi Sad'dan da zaten ana yola birleşiyor tekrar Beograd yönüne. Şimdilik buradan görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evet, selamünaleyküm tekrardan. Günlerden 7 Temmuz 2024. Dün akşam 6 Temmuz saat 22'de Persekanto Başkibrek kapısından Sırbistan'a girmiştik. Ondan sonra otobana kadar gittim. Otobana girdiğimde dinlendim. Çünkü birincisi yorgunluk da vardı az çok. İkincisi dün dinlendiğim yerde, Macaristan'da yattığım yerde dışarıda yatmıştım çimenin üstünde bilgi görüntüsüyle. Orada bilmiyorum, ayağım bir şey ısırmış herhalde. O yüzden ayağım da ağrımaya başladı, şişmeye başladı. Dedim ben en iyisi dinleneyim dedim ben sabaha kadar. Saat gece 12'de yattım. Sabah 7.30'da kalktım. Çok da iyi geldi açıkçası. Nasıl olsa karavanım var yanımda. Otele gitmesi yok. Bir yere gitmesi yok. Ondan sonra sabah kahvaltımızı yaptık. Kahvemizi içtik derken tekrar yola çıktık. İstikamet Bulgaristan'a doğru gidiyoruz. Tabelalarda da görüldüğü gibi. Şu an Belgrad'dan çıktık. Belgrad çevre yolundan Niş otobanına bağlandık. Bakalım nereden gideceğime birazdan karar vereceğim. Çünkü pazar, bugün pazar 7 Temmuz. Yolda da yoğunluk var. Bayağı gurbetçi var yollarda. Tahmin ediyorum ki bunların %90'ı Kalotina'ya gidecek. Bulgaristan yönüne doğru. O yüzden bir ihtimal ben diğer alternatif bir kapı olan Stresi Mirovci kapısını tercih etmeye çalışacağım gibi gözüküyor. Bunu videonun ilerleyen dakikalarında inşallah sizler de öğreneceksiniz. O yüzden takipte kalın derim. İzlemeye devam edin derim. Bu arada geçen sene gelmemiştim ben. Ondan önceki sene de Belgrad'ın içinden gittim. Bu sene baktım Belgrad'dan çıktıktan sonra yeni otoban açılmış. Direkt Niş'e bağlanıyor. Şehir merkezine bile girmeye gerek kalmıyor. Güzel olmuş. Bilmiyorum görüntüye yansıyor mu? Benim hoşuma gitti yani, tüneller olsun. Her yer yeni. Evet, inşallah videonun ilerleyen dakikalarında farklı kapıya gittiğimi ya da gitmediğimi sizlere aktaracağım. Görüşmek üzere. Şöyle bir dakika daha bırakayım böyle yeni otobanı görmeniz için.
da belirtmek isterim. Novi Sad'dan girdim otobana. Bu farklı her 80'li kapısından geldiğim için. Ondan sonra Belgrad şehirlerinden çıktım. Kaç para verdim? 4 euro verdim orada. Karavan için. Yol ücreti. Yukarıdan Macaristan'dan direkt Subotica şehirlerinden geldiğiniz zaman Belgrad'a kadar 6,5 euro veriyorsunuz normal araba için. Karavan için bir tık daha fazla diye düşünüyorum. Evet, şu an gişelere geldik. Biletimizi çekeceğiz. Buralarda da size tavsiyem, şimdi gördüğünüz gibi burada polisler var. Mümkün mertebe daima en soldan gitmeye çalışın. Gerçi durdurmak isteyince yine durduruyor da. Genelde sağda oluyor polisler. Durdurdukları zaman sağdan daha kolaylarına geliyor. Yani durdurmak istedikleri zaman. Ama en soldakilere genelde bilmiyorum, genelde dokunmuyorlar. Şimdi buradan biletimizi alalım. Yukarıdan verdi bileti. Yüksek araba olduğumuz için. Kategori 3 diyor. Evet, Sırbistan'da arabamız, karavanımız kategori 3 olduğunu da öğrenmiş olduk. Normal birinci sınıf değil yani. Şöyle kamerimizi tekrar takalım. Evet, ödeme yaptığım zaman tekrar sizler için kamerayı açacağım. Bakalım ne kadar ödeyeceğiz burada. Tekrardan merhabalar. Yine hala günlerden 7 Temmuz Pazar 2024 saat 14 ve Niş yol ayrımında Gazprom benzinine girdim. Orada biraz yakıt aldım. Sonra kameralara baktım. Güncel trafik durumlarına baktım. Kalotina full doluydu. Tıklım tıklımdı yani. Ki zaten Gazprom'da da müşteri sayısı çok aşırı şekilde yüksekti. Ve aynı zamanda Makedonya tarafı da full doluydu. Ondan sonra ben de Strasbourg kapısından gideyim dedim ben. 2 sene önceki gibi. Şu an otobandan çıktım. 40 numaralı devlet yoluna girdim. Ya da 40 numaralı rotaya girdim daha doğrusu. Ve bu yol 52 kilometre boyunca dümdüz. Şimdi ara ara köylerden geçerek, ondan sonra bir tane gölün kenarından da geçecek birazdan bir yol. Böyle sınır kapısına kadar gidecek. Orada çok yoğunluk yoktur diye umuyorum. Şöyle az bir çekim yapayım. Hani yolların güzel olduğunu da görün yani. Bazıları diyor ben o yola girmem, ben ana yoldan sapmam bilmem ne. O yollar çok kötü diyenler var. Öyle değil ama aslında. Az önce de belirttim. İlk gişede 4 euro vermiştim. Karavan için. İkinci sınıf. Novi Sad'dan Belgrad'a kadar 4 euro verdim. Sonra çektiğim fişle beraber işte bu çıkıştan çıktım. Graniczny Han diye çıktım. Otobandan. Bayağı bir mesafe vardı yani onun arasında. En az tahminen bir yaklaşık bir 300 kilometre vardı. Karavan için ikinci sınıf 18,5 euro aldı. Ben şaştım. Normalde kafamdan bir hesap yapıyordum. En az 30 euro tutar dedim ben. Tutmadı. 18,5 dedi kadın. Tamam dedim ben de. Şimdi fişimizi aldık. Devam ediyoruz. Dediğim gibi 40 numaralı rotaya girdiğiniz zaman dümdüz gidiyorsunuz. Hiçbir yere sapmadan. Böyle buralarda da ilk baştan fazla hızlı gitmemek gerekiyor. Yerleşke yerlerde.
Sırbistan'da mahallede her köşeden polis çıkabiliyor hemen anında. Ummadığın anda. Adamların eline poz vermeyelim diye düşünüyorum. Şöyle az bir şey çekim yapayım. Görüyorsunuz. Hiç araba yok. 3 araba. 2 araba mı? 3 araba.
Bu öndeki ilk arabayı da zaten ben geçiyorum. Das Ziel befindet sich auf der linken Seite. Tam sezonda, daha evvelsi gün tatile girdi okullar. Tam sezonunda Strasimirovski kapısında pazar günü saat 15.10 ve hiç sıra yok adeta. Şöyle gidelim biraz. Şöyle karanlık yapalım da çekimi yapsın bu. Familya diyorum hani. Anahtar lazım olacak. Biraz sıra. Merhaba. Merhaba. Familia, camping. Familia. Camping. Quanto persona? Dört. Dört persona. Dört persona. Okay, control castillo. Okay. Kontrol. Open door. Çocuk. Çocuk ya. Aynen. Çocuk mu ya? Çocuk mu? Şunlar lazım olmayacak. İçeri çocuk. 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 İki. Çocuk mu? Çocuk. Klein. Klein. Ya. What business? Business? Germania. Job. What job? Aldi. Aldi. Ein market. Market. Supermarket. Ah, supermarket. Supermarket. Ciao. Merhaba değil kızım. Merhaba. 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 Kafe. Bende de yok bir kafe. Kafe verelim ben sana. Kafe var mıdır? Ne var? Kafe mi işte? He? Kahve. Bosna kahvesi var. Bosna kahvesi var. Bir. Anne. Bir? 10 euro. Ne yapacaksın anne? Yok ya. Yok. 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 Kredit. Kredit. Ya. Kredit. Ya. 20,000. Kredit. Bana kredit. Koko pare to. Koko. 20,000. Koko. Vadesi. 2,000. 0,000 евро. Има бари балачки, два дот. Так за тоа значи, да не ти ги запинам се. Олан дио ја, кафе дио ја. No control дио. Йок кафе ја, Аллах Аллах. Мераба.
Dankeschön. Ciao. Evet, Sırbistan'a rüşvet vermeden yırttık yani, tabiri caizse. Ama şansını denedi yani, istedi, yalan yok. Belki de duymuşsunuzdur. Komşu no control kafe dedi sessizce kulağıma. Bilmiyorum, belki yansımıştır kameraya da. Evet, dezenfektan. Hala devam ediyor. Dezenfektan varmış yok burada. Öf, koptu. Camdan kapatmayacağız mı? Tam geçti bile, yaptı ya. Alttan doğru yaptı. Şey güya lastik ve lastik bölümünün bir de altındaki pislikleri attı güya. Bak demek ki Sırp ile Bulgar arasında da var o. He, o taraf falan çakılıydı ya biraz belki. Bilmiyorum. Burada da uzun süre. O hala geçemedi. Okey, yetme kışmet kapa. Aranın içine bakıyorlar. Yok, onlarda mesela öndekilerde bagaj açıyor, bilmem ne açıyor. Değil mi? Ben de sadece yan kapıdan kişi sayısına baktım. Kaç para diye soruyor ya. Ben de onu attım ortaya. Kredi dedim, borç dedim ben. Öyle go go dedi ondan sonra. Go dedi, git dedi. Zengin zannettim. Öyle ama yalan değil ki zaten. O öndeki adamı içeri götürdü ama. O yüzden kahve için götürdü ama. Hangisine? İçeri mi götürdüler? En öndekini. Sen orada durarsın, sorarız birazdan. Büro gibi bir yere girdi ya orada. Sizden mi uğraşacağım, ben değil. Bak rahat rahat gidiyor şimdi kulübesine. Değil mi? Şimdi mühürlere basacak. Eski sistemler böyle çat 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 kaşelere basacak. Gözler kırmızı. Abi gözler kırmızı. Uyumadım. Uyumadın mı? Nerede uyudun en son? Hırvat'ta. Oradan buraya hiç durmadan mı geldin? Ben yattım ya gece. Belgrad'a 50 kilometre kadar yattım bir yerde. Sabah 7'ye kadar. Dışarı mı geliyor şimdi? Ne yapacağız? Stop evet, diyor. Biz en üst duralım. Ha, geliyor bak. Yine bu başkası başka yere giriyoruz şimdi. Bulgaristan'a giriyoruz şimdi. Merhaba. Merhaba. Ruhsat ve şoför ehliyet. Ruhsat? Şoför ehliyet. Şoför ehliyet. Ruhsat? Thank you. Şoför ehliyet. Burada. Tamam.
Merhaba da kızım. Başka yok mu? Başka yok, ne mi? Yersem o etik. Etik aç şu buradan. Ha tamam. Kapı açın. Tuvalet. Okay. Sahile şimdi. Herhalde. Şu kadın neyi bekliyor? Merhaba, burada gümrük için. Merhaba. Vinyet. Okay. Yok 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 yok. Tamam. Ne var problemi? Arabayı şuraya al diyor, öne al diyor, tamam. Evet, Strezimirovski kapısından başarılı bir şekilde geçmiş bulunuyoruz inşallah yine. İki sene önceki gibi. Şimdi arabamızı buraya park edelim, ondan sonra vinyetimizi alalım. Hiç uğraşmayalım bunların tantanalarıyla. Evet, bir dahaki videoda tekrar görüşmek üzere. Evet, tekrardan herkese merhabalar. Şimdi Kapıkule'deki yoğunluktan dolayı Pazarkule'den gitmeye karar verdik. Saat kaç oldu? Türkiye saatiyle 22.55, 7 Temmuz. Ve inşallah şimdi Pazarkule'de sıra bekleyeceğiz. Hafif bir yoğunluk var ama burası çok sürmez herhalde. Demin böyle birdenbire bir sürü araba gitti. İnşallah böyle kısa zaman içerisinde buradan geçeceğiz. Ondan sonra işlemlerimizi yapıp diğer tarafta inşallah görüntü alacağım sizlere tekrar. Evet, burası anca 1,5 saat beklemeden sonra hızlanmaya başladı. Normalde tek sıra halinde gidiyordu. Şimdi nedense 2 sıra oldu burası. Ve otomatikman hızlandı. Bakalım daha ne kadar sürecek. 1,5 saattir bekliyoruz Yunanlı çıkmak için Pazarkule'den, Kestanelik'ten daha doğrusu. Sonra Türk tarafı Pazarkule'den geleceğiz inşallah. Bakalım orada neler olacak. Orada ne kadar sıra var. Evet, gördüğünüz gibi 2 sıra haline gidiyor. Böylesi burada hiç denk gelmemişti bana.
şimdi hızlıca. Türkiye. Hızlıca geçtik. Pasaport kontrolünü Yunan tarafında. Şimdi Türkiye'ye. Dem Streckenverlauf 2 Kilometer folgen. Allah Allah. Ben bayılıyorum. Bu taraf bomboş gibi gözüküyor. Bu ne ya? Ya Türkiye. Bomboş değil. Birkaç araç var sadece. Camı mı yayıyor? Yok, sulama yapıyor. Ya çok sıra var. Richtung Westen. Herkese tekrardan merhabalar. Nihayet Pazarkule'den Edirne'ye giriş yapabildik. İşlemler aslında gayet hızlıydı. Baştan Yunan tarafında uzun bir sıra vardı ama sonra ikinci sıra açılınca orada hızlı hızlı yürüdü. Pazarkule tarafından zaten 5 dakika sürdü, sürmedi geçmem. Ama şöyle bir haberim var sizlere. Hemen kamerayı çevireyim. Sıla yolumuzun sonu maalesef burada bitti. Edirne Sultan 1. Sultan Murat Devlet Hastanesi. Niye derseniz, hemen tekrar kameraya çeviriyorum. Çünkü yolda gelirken hanımı kene ısırmış, onu fark ettik. Sonradan fark ettik. O yüzden müdahale için geldik buraya, ne olur ne olmaz diye. Artı hani hanımı kene ısırması yetmedi. Bir de beni de Macaristan'da piknik örtüsünün üstüne, yani piknik örtüsünü serdiydim. Şöyle yeşillik çimene. Ondan sonra üstüne biraz yattım. Hava sıcaktı çünkü. Dışarıda yatayım dedim. Üstüne yattım, dinlendim. Bir şeyler batıyordu aslında sürekli. Hissettim ben onu da ama işte yorgunluktan ben uyumuşum biraz. Beni de o anda ayağımdan bir şey ısırmış. Şöyle ayağımın şiştiğini göstereyim size. Şöyle yanından doğru alayım ama gözüküyor mu? Yani gözüküyor. Bayağı bir şişti. Yani dün akşam dediğim gibi çok ağrıyordu. Hatta şu arkaya doğru bile şey yapıyor. Kasılma yapıyor. Bilmiyorum yani, bakalım inşallah ciddi bir şey çıkmaz. Ayağımı bir şey ısırmış. O da şimdi kızardı ve şişti. Hatta dün akşam Sırbistan'da fark ettiğimde bunu yola devam edemedim. Belgrad'a 50 kilometre kala bir yerde mecburen yatmak zorunda kaldım. Gece 12'de yattım. Sabah 7.30'da kalktım. Ağrısı gittiydi sabah kalktığımda ama şişlik devam etti. Bir şekilde oradan Edirne'ye kadar gelebildim ağrısız. Artık idare ettim, yapacak bir şey yok. Sürebiliyordum yani arabayı, yani o konuda sıkıntı yoktu. Ama Edirne'ye geldim, şişlik hala gitmeyince, zaten hanım için de geldik buraya. Keneye müdahale için, kene ısırığı müdahalesi için. O yüzden gelmişken ben de görüneyim dedim. Şimdi kanlarımız alındı, tahliller yapılıyor, onların sonuçlarını bekliyoruz. Videomu da burada sonlandırmak istiyorum. Belki uzun bir video olmuştur, kusura bakmayın. Ama elimden geldiği kadarıyla sizlere bilgi dolu, işte tecrübe dolu, görüntü dolu, video dolu bir sıla yolu videosu paylaşmak istedim. Maalesef ki sıla yolumuz Edirne Devlet Hastanesi'nde bitti. Ama her şeyde vardır bir hayır diyelim. İnşallah bir daha böyle bir şey olmaz. Sağlık, sıhhat çok önemliymiş. Şimdi biz sonuçları burada beklerken hanım içeride karavanda yemek hazırlıyor. Yemek de yememiştik birkaç saatten beri. Karnımızı doyuralım. Sonra sonuçlarımızı almaya gidelim. Videoyu da burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız, videoyu beğenirseniz ve altına yorum atarsanız çok sevinirim. İnşallah bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.